Steam dolara geçip bizi kovduktan sonra Epic Games Store'a sığındık. İndirimler, kuponlar derken Epic Games Store'un da vakti yavaştan dolmaya başladı. Adamlar birkaç aydır bize sundukları bu güzel fiyatları zamlamaya başladılar. Türk oyunculara artık kapıyı gösteriyorlar. Hani Steam'e yıllarca son kale dediniz ya abi, işte son kaleye şimdi geldik. Neredeyiz? Microsoft Store'dayız. Abiler şimdi açık konuşalım. Microsoft Store kütüphanesi Steam'in yanında solda sıfır kalıyor. Epic Games Store'la da yarışabilecek bir kütüphane değil. Bol bol kalitesiz oyun var, oyun bile denemeyecek saçma sapan şeyler var. O yüzden ne yaptım? Daldım Microsoft Store'un içine, sizin için 35 tane eli yüzü düzgün uygun fiyatlı oyun seçtim. Dürüst olacağım, bu listede birkaç oyun dışında az bilinen gizli hazineler falan yok. Şimdiye kadar almadıysanız son bir fırsat olarak uygun fiyata alabileceğiniz oyunlar var. Hadi gelin başlayalım. Listemizin ilk oyunu Nier Automata. Bu oyun son 10 yıldır en sevdiğim oyunlar listeme rahatlıkla alabileceğim bir oyun ya. Yani klasik bir hack and slash oyunu gibi görünüyor olabilir uzaktan ama altında bayağı derin bir felsefesi var. Kendi içerisinde çok ani oynanış değişiklikleriyle farklı türlerden esintiler barındırıyor ki ben en çok bundan etkilenmiştim. Hikaye yönüyle de çok kuvvetli bir oyun. Eğer kütüphanenizde yoksa 84 liraya alabilirsiniz. Hatta oyun alırsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Yolun başındaki bir içerik üreticisi olarak ufak tefek de olsa desteğiniz benim için gerçekten çok kıymetli. Şimdiden hepinize teşekkürler. İkinci oyunumuz Abzu Journey'nin yapımcılarının da bulunduğu bir ekip tarafından geliştirilmiş ve bir su altı macerası oyunu. Bu tarz oyunlar için çokça kullandığım bir şeyi tekrarlamak zorundayım. Bu aslında bir oyun değil, bir deneyim. Ama çok güzel, çok estetik ve gerçekten büyüleyici bir deneyim. Su altına, su altındaki yaşama ilginiz varsa bu atmosferi bence 56 lira gibi bir fiyata kaçırmayın derim. Atmosferik deneyim demişken A Plague Tale Innocence da Abzu'ya yakın bir fiyatla %80 indirimle 50 liraya satışta. Bu oyun aslında birazcık kalas bir oyun. Ama böyle güçlü atmosferlerden, Abzu'da da bahsettiğim gibi eğlence unsurundan ziyade deneyim yönüyle öne çıkan oyunlardan hoşlanıyorsanız severek oynayacağınızı düşünüyorum. Oyun kara vebanın sardığı Orta Çağ Avrupa'sında geçiyor. Duygusal bir hikayesi var, korumanız gereken bir kardeşiniz var, önünüzde bir yolculuk var falan. Keyifli bir oyun ya Plague Tale. Yani 50 liraya denememek için bir sebep göremiyorum. Broforce. Bu oyun nasıl bir oyun biliyor musun abi? Hani zamanında çakma atırlarda oynadığımız Contra vardı ya. Hah işte aynı onun gibi bir oyun Broforce. Böyle soldan sağa doğru koşa koşa gidiyoruz, düşmanlarımızı temizliyoruz. Old school Amerikan aksiyon filmleri tadında bol patlamalı, nostaljik kafaları seviyorsanız 42 liraya kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Brotato da böyle yine ufak tefek tatlı bir oyun. Bir patates olarak uzaylılara karşı savaşıyoruz. Dalga dalga düşman geliyor üstümüze. Onları temizliyoruz. Sonraki aşamaya geçiyoruz. Karakterimizi geliştiriyoruz. Vampire Survivors'ı birçoğunuz bilirsiniz. Son zamanlarda popülerliğinden dolayı Survivors Like diye bir şey uydurdular. Hani işte o oyundan bahsediyorum. Onunla aynı türe mensup bir arkadaşımız Brotato. 14 liraya basit bir eğlence sunuyor. Neden olmasın? Bu arada Vampire Survivors da indirimde değil ama onu da 45 liraya satıyorlar. Game Pass'te de var ama aboneliğiniz yoksa ayrı olarak buradan satın alıp oynayabilirsiniz. Game Pass'te olup da buradan ucuza alabileceğiniz bir diğer oyun da Crusader Kings 3. Ben Paradox oyunlarının çoğunu sever, oynarım. Özellikle Europa Universalis 4'de haftalarımı, aylarımı yönmüşümdür. Crusader Kings bu Paradox oyunları arasında en az ilgi duyduğum oyun ama çevremde gördüğüm kadarıyla hastası çok fazla. Oyun bir ortaçağ grand strateji oyunu ama savaşlardan, ordulardan ziyade hanedanlar arası ilişkilere odaklanıyor. Devlet değil, hanedan yönettiğiniz bir oyun. Kompleks ve öğrenmesi gerçekten çok zor ama oynayabileceğiniz en detaylı, en keyifli strateji oyunlarından biri. Türün hastalarını kesinlikle tatmin edecektir. Cuphead sizi tatlı grafikleriyle aldatabilir ama emin olun oynarken zorluğuyla size sinir krizleri geçirtecek. Bir yandan da dur lan bir kere daha deneyeceğim diye bağımlılık yaratacak bir run and gun oyunu. 1930'ların çizgi film estetiğine sahip, çizimleri falan efsane tatlı. Çok beğeniyorum. 66 lira da bence ucuz bir fiyat şu anda. Dead Store görevi can almak olan ve Azrail'in bürosunda çalışan sevimli bir kargayı yönettiğimiz, bol bol dungeon gezip dolaştığımız acayip eğlenceli bir Metroidvania oyunu. Tam olarak Metroidvania denir mi bilmiyorum ama öyle geçiyor. Görsel tarzını çok beğeniyorum. Ufak tefek bulmacaları, kombatıyla falan gayet keyifli bir oyun. Boss dövüşleri de var içerisinde. Bence parasının hakkını veriyor. Deep Rock Galactic Steam'de zamanında 50 lira bandına alabildiğimiz çok tatlı, eğlenceli bir co-op shooter oyunu. Bir cüce ekibi olarak uzayda madencilik yapıyoruz. Arkadaşlarımızla sağ solu patlatıp bir şeyler topluyoruz falan. Yani çok eğlenceli, çevre etkileşimi falan da gerçekten üst düzey. Gördüğünüz her yeri patlatıp kazabiliyorsunuz. Arkadaşlarla oynamak için şöyle 2-3 kişi alınabilecek bir oyun. Figment 2 Creed Valley de bence listenin en niş oyunu şu anda. Bu oyunu adamlar bayağı elle çizmişler ve çok güzel bir iş çıkarmışlar ya. Oyun bir aksiyon macera oyunu. Keşif ve bulmaca yönü daha çok öne çıkıyor. İçinde tatlı bir müzikal tarafı da var. Denemenizi isterim açıkçası çünkü bence fiyatı gerçekten uygun. Final Fantasy 15 şu anda indirimde değil ama 158 lira bence bu çapta bir AAA oyun için uygun bir fiyat. Eğer Epic Games Store indirimlerinde Final Fantasy 7 Rebirth'ü kaçırdıysanız, Japon RPG'lerine giriş yapmak istiyorsanız bence bu fiyata aldığınızda sizi üzmeyecektir. Son demişken Like a Dragon Ishin, yani Yakuza Ishin, Game Pass'te oynayabileceğiniz bir oyun olmasına rağmen kalıcı olarak satın almak için de %50 indirim hiç fena bir fırsat değil. Son zamanlarda çok fazla Yakuza oyunu çıktı. İnsanların evet kafası karışıyor biliyorum. Like a Dragon Ishin'de son zamanlarda çıkan
oyunlar arasında en beğenilenlerden biri. Kendim şahsen uzun uzun deneme fırsatı bulamadım açık söyleyeyim. Hele ki geçtiğimiz yıl çok dolu geçti. Buralara uğramak pek mümkün olmadı. Eğer ilginizi çekiyorsa sepetinizi atabilirsiniz. Frostpunk kıyamet sonrası bir senaryoda hayatta kalan son yerleşim yerini yönettiğimiz, ağır sonuçları olan kararlar aldığımız ve bol bol ikilemde kaldığımız mükemmel bir strateji oyunu. Eğer kütüphanenizde yoksa almanızı şiddetle tavsiye ederim. Forgotten City aslında bir Skyrim modu olarak ortaya çıkan, sonrasında standalone bir oyuna dönüşen bir tutku projesi. Zamanlı yolculuk yaparak tanrılar tarafından cezalandırılmış bir şehrin neden bu cezayı hak ettiğini çözmeye çalışıyoruz. Oyundaki gizem unsuru gerçekten çok sürükleyici, herkese tavsiye ederim. Gris bir platform ve bulmaca oyunu ve ana karakterimizin depresyon yolculuğunu konu alıyor. Daha çok sembolik bir anlatım tercih ediyor. İçerisinde diyaloglar yok ve çok başarılı bir sanat tasarımı var. Guacamelee 2 benim en sevdiğim aksiyon platformer oyunlarından biri herhalde ya. Acayip eğlenceli, mizahi, müthiş bir aksiyon temposu var. Platform elementleri de çok başarılı. Oyunun eğlence dozu hiç düşmüyor yani. Başından sonuna kadar sabit gidiyor sanki. Hele böyle Latin kültüründen falan da hoşlanıyorsanız sakın ıskalamayın. Tekrar söylüyorum, listede en sevdiğim oyunlardan biri. Hotline Miami'de indirimsiz fiyatıyla 28 liraya satılıyor. Şöyle kuş bakışı bir kamera açımız var. Odalara dalıyoruz, binalara giriyoruz, sıka sıka ilerliyoruz. Öldükçe tekrar tekrar deniyoruz. Bu anlamda Super Meat Boy'a yakın bir kafası var, yakın bir temposu var. Bence çok da eğlenceli bir oyun. Tavsiye ederim, bu fiyata kütüphaneye eklememek bence ayıp olur. Ortaçağ RPG oyunu denince aklıma gelen oyunlardan ilki Kingdom Come Deliverance Microsoft Store'da henüz damlanmamış. Oyun 50 liraya satılıyor ve o kadar uzun bir oynanış süresi var ki saati 25 kuruşa falan gelecek muhtemelen. 2004 yılında internet kafede yarım saat oyun oynayamıyorduk bu paraya, öyle söyleyeyim. Gerçekçi bir çizgiyle ortaçağ RPG deneyim yaşamak isterseniz bu oyunu alabilirsiniz. Moonlighter. Bu da bir Game Pass oyunu ama uygun fiyatlı olduğu için listemizde yerini aldı. Sabahları dükkanımızda ticaretimizi yapıyoruz. Akşamları zindanları turluyoruz, yaratık kesiyoruz. Kaynaklar toplayıp sabah ticaretimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kulağa eğlenceli geliyor biliyorum. Gerçekten de eğlenceli bir oyun. Aldığım ilk kutulu oyunlardan The Elder Scrolls 4 Oblivion Game of the Year Edition 31 liraya satılıyor. Ben bu oyunu 2009 yılında yine 30 liraya almıştım. Yani görünce duygulandım. Ondan aldım. İçimden geldi ama. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi. Şu sıralar Persona oyunları çok konuşuluyor. Malum hem Persona 3 Game Pass'e geldi hem de Türkçe dil desteğiyle falan getirdiler dandik de olsa. O yüzden Persona 5 Royal'i bu listeye almak istedim. Persona oyunları çok kendine has rol yapma oyunları. Oyuncuya tanıdığı garip bir özgürlük var içerisinde. Dünyası da çok ilginç. Gerçekten garip niş oyunlar. Görüp görebileceğiniz en ilgi çekici RPG deneyimlerinden biri bence. Eğer böyle bir deneyim yaşamak istiyorsanız şu anda böyle bir indirim var. Oyunun fiyatı birazcık pahalı biliyorum ama Persona 5'e bence değer. Quantum Break Remedy'nin en az konuşulanlarından biri olsa da benim çok severek beğenerek oynadığım bir oyun. Zamanla ilgili bilim kurgu hikayelerini seviyorsanız, Remedy'nin anlatım tarzından da hoşlanıyorsanız ki Alan Wake 2'yi falan oynadıysanız az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu oyunu deneyebilirsiniz. İçerisinde live action dizi gibi ara sahneler falan var. Bayağı önemli oyuncular da oynuyor. Sam Lake'in anlatım konusunda birazcık kafasının karışık olduğu yılların oyunlarından. İsterseniz Game Pass'te de oynayabiliyorsunuz. Road 96 bir yolculuk hikayesi. Oyundan ziyade bir interaktif film, bir deneyim aslında. Bir diktatörün yönettiği bir ülkeden kaçmaya çalışan gençlerin hikayesine ortak oluyoruz. Bayağı çetrefilli olaylar da var içerisinde. Game Pass'te de oynayabilirsiniz. Middle Earth Shadow of War Definitive Edition'ı utanmasalar bedavaya verecekler. Zaten piyasada pek Yüzüklerin Efendisi oynuyorken 32 liraya iyisiyle kötüsüyle deneyebilirsiniz. Sevilen yönleri de çok, gömülen yönleri de çok, her birine de hak veriyorum. Ama ortalama üstü bir aksiyon RPG oyunu olduğunu söyleyebilirim. Hele bu fiyatın gerçekten uygun olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. School the Hero Slayer, roguelike elementleri içeren çok tatlı bir aksiyon platform oyunu. Bu türde artık oyun enflasyonu var biliyorum ama gerçekten türünün diğer örneklerine kıyasla az konuşulan ama onlardan çok da bir eksiği olmayan bir oyun. Lego Star Wars Skywalker Saga, Star Wars film evrenini Lego dünyasında deneyimleyebildiğimiz bir oyun. Özellikle co-op falan oynarken çok eğlenceli oluyor. Eş, dostla, sevgiliyle oynayabilirsiniz. Çok da keyif alırsınız. Özellikle böyle ikonik sahnelerin Lego uyarlamalarını izlemek falan çok komik oluyor. Hani diyalogsuz falan yapıyorlar o sahneleri. Gerçekten çok eğlendiriyor insanı. Bence fiyatına değer. Battle for Bikini Bottom Rehydrated aslında çok eski bir Sünger Bob oyununun yeniden yapımı. Bu biraz çizgi filmin hayranlarına gidecek bir oyun aslında. Farklı Sünger Bob karakterleriyle falan oynayabildiğiniz eli yüzü düzgün bir 3D platformer oyunu. Ben severek oynadım ama Sünger Bob'un hastasıyım yani, öyle düşünün. Siz de ona göre alın. Çizgi filmi seviyorsanız bu oyunu oynamanızı tavsiye ederim. The FMV Collection bir interaktif film koleksiyonu aslında. Bunların arasından Late Shift'i oynadım. Kafa olarak da Netflix'te yayınlanan Bandersnatch'a benziyor. İşte hikaye akıyor, önemli bir noktaya geliyor. O sahnede karar artık size kalıyor. Sizin seçtiğiniz karara göre hikayenin akışı ve sonu şekilleniyor. Eğer bu tarz şeyler ilginizi çekiyorsa pek örneği de yok açıkçası. Deneyebilirsiniz.
ettiniz. Ben de çiften bayağı keyif almıştım. The Messenger'da zaman yolculuğu yapan bir ninjayı yöneterek yok olan köyümüzü kurtarmaya çalışıyoruz. Eski Nintendo oyunlarını andıran, andırmaya geçtiğim direkt oyunlardan ilham alan ve aynı ekolün temsilcisi olan bir oyun. Çok da başarılı bir aksiyon platform oyunu. This War of Mine savaş atmosferini size sonuna kadar hissettirebilecek, çaresizliği sonuna kadar tattıracak çok başarılı bir yapım. Denemeyen herkesin almasını, oynamasını kesinlikle tavsiye ederim. Böyle bir şeyler anlatmayı dert eden, bunu da güzel yapan oyunları gerçekten seviyorum çünkü. Game Pass'te de oynayabilirsiniz. Evet, Ninja Kaplumbağa oyunumuz var burada. Shredder's Revenge arkadaşlarınızla co-op olarak oynayabileceğiniz eski usul bir beat'em up oyunu. Ve açık söylemek gerekirse son birkaç yılda gördüğümüz en başarılı beat'em up oyunu bu oyun. Zaten ölmeye yüz tutmuş bir tür olduğu için çok da örneğini görmüyoruz. Gördüğümüzde de böyle kalitelerini görmek insanı çok mutlu ediyor. Vampire 1800'lerin İngiltere'sinde geçen ve AA diyebileceğimiz orta bütçeli bir aksiyon macera oyunu. Oldukça güçlü bir atmosfere sahip, vampir temasını güzel işliyor. Oynanış yönüyle bazen yavan kalsa da totalde başarılı bir iş çıkaran gayet keyifli bir oyun. Vampir temasını sevenlere rahatlıkla bu indirimli fiyata önerebilirim. Son olarak iki tane de Yakuza oyunu var listemizde. Yakuza Kiwami indirimsiz fiyatla 60 liraya, Yakuza Like a Dragon ise indirimli fiyatla 100 lira civarına satılıyor. Dediğim gibi çok sayıda Yakuza oyunu çıktığı için insan ne alsam diye düşünürken kafası karışıyor. Ben burada fiyat olarak en uygun olanları listeye almak istedim. Evet, listemiz bu kadardı. Biraz rahatsızım. Sesim de çok kötü bu arada. Rahatsızlık verdiysem de kusura bakmayın. Umarım seçtiğim oyunlar arasından sevdiğiniz, beğendiğiniz oyunlar olmuştur. Eğer olduysa kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.